Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Herkese merhabalar. Duygu Atakan'la Benim Hikayem podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten çok sevdiğim, bayıldığım dostum, arkadaşım, ne bileyim, dert ortağım. Çünkü her dönemde ne yaşarsam yaşayayım her zaman aramış, sormuş. Ben de onu aynı şekilde çok değerli bir ismi konuk ediyorum. Emre Kaya'yı. Emreciğim hoş geldin. Gerçeği sayende gördüm. Teşekkür ederim. İçi boş kalbini tattım. Ne yazık ki sevgilim zahmet edip masallarla. Kırılmışsan eğer. Hoş bulduk. İyi yayınlar Duygu. Nasılsın canım? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sesini duydum. Daha iyi oldum. Nasıl gidiyor? Önce öyle biraz bir başlayalım. Sonra ardından küçük bir sohbet edeceğiz. Çok güzel gidiyor. Bir defa Venüs'ün enerjisi bana çok iyi geldi. Konserlerimiz başladı. Zaten o aktif devam eden konserlere bir yenilerini eklediğimiz için çok daha keyifli gidiyor. Çok para kazanıyor musun Emre? Vallahi her şey çok güzel gidiyor gerçekten. Anladım. Her anlamda şu an çok keyifli bir dönemi yaşıyorum. Yarın yine bir konserim var. Maşallah. Bursa'dayım. Maşallah. Yani güçlü güzel bir takvimle her zaman her ay devam ediyorum. Yani bu ay sadece 12 tane konserimiz vardı, öyle söyleyeyim. Maşallah. Peki şimdi biz Emre ile tanışmamızı Emre anlatsın istiyorum ben birazcık. Çünkü bizim hikayemiz biraz geçmişe dayanıyor. Ben anlatırsam kendi tarafım. Ama beni övmeden, tamam mı Emre? Beni övmek yok, ne övmek? Sen anlat, çok iyi. Ya seni övmek değil yani, ben bunu yıllardır, sen benim her şeyden önce arkadaşımsın. Fakat, sen de benim. Bazı insanlar, bazı insanların hayatında bir yerlerde fikirleriyle, söylemleriyle, yaptığı hareketlerle dokunmuş oluyor. Sen aslında benim hayatımda onlardan birisin. İlk yaptığım şarkı Tozu hiç kimse inanmıyordu ve senin inanarak bu şarkıya yaklaşmış olman ve Emre ben bu şarkının patlayacağına inanıyorum diye konuya girmiş olman benim için çok kıymetliydi. Ve tabii ki tüm radyocuların, tüm televizyonun ve tüm işte dijital mecradaki işin içindeki olan herkes için bunu söyleyebilir. Seven biri yalanlar üstüne kazınmış, bir aşkmış seninkisi. Nasıl bir başkası olur, ne vermedim ne yetmedim. İnkar etme ne olur, yalan mıydı söyle hadi. O tozlu yollardan nasıl geçer, çok seven. Her şeyden önce şarkıyı yapıyorsun ama şarkının hitlik derecesine inan da söyleyebilecek birilerine insanın ihtiyacı oluyor. Ve biz seninle ilk radyoda tanışmıştık. Evet, aynen. Ben onu çok iyi hatırlıyorum ve o radyoda senin söylemlerin benim için kıymetliydi, güzeldi. Ve bu hayatım boyunca da böyle olacak. Bundan bir 20 yıl sonra ben yine aynı şeyleri söylüyor olacağım Duygu. Ben o lafı bir öyle konuşup bir böyle konuşup o kıvırıp değiştiren bir karakter olmadığım için ben başta ne söylüyorsam... Çok şaşırdım. Bizim sektörde. ve seninle o ilk tanışmamız gerçekten çok keyifliydi, güzeldi. Ve anlatmış olman bana gerçekten bu şarkının nereye gidebileceğini, neler olabileceğini, ki dediğin gibi de aynen oldu. Ne değişti hayatında Emre ya? Yani o dönemi hatırla, daha hiç toz patlamamış. Evet. Tırmalıyor çünkü herkes, hepimizin hayatımızda tırmalama dönemi var. Benim de var, senin de var. Evet, yani bu hayatı sen gelir gelmez böyle sektörde hemen zart diye o ayda 12 konser verir hale gelmedik tabii ki sonuçta. Tabii ki. Ne hissettim? Böyle ilk şarkın patladığında ya ne oluyor? Hani böyle bir koltuk kabarması falan oldu mu diyeyim ben sana? Ya aslında bu konuyla alakalı böyle tam bir belgesel konusu işin burası, biliyor musun? Oturup dillerinin anlatması gerekiyor. Yani tabii ilk şarkı yürümeye başladığı andan itibaren ilk bir 3-4 ay hayatımda hiç tatmadığım bir duyguyu tattım. İnsanlar sokakta çeviriyorlar, konuşuyorlar. Her yerde şarkıyı duyuyorsun vesaire. İnsanda istemsiz bir özgüven patlaması oluyor. Fakat ben biraz böyle oğlak da olduğum için biraz mantıksal hareket etmeyi daha çok benimseyen bir karakterim. Ben bunu bir 5-6 ay içinde fark ettim. Dedim ki bu beni çok hızlı bir şekilde geriye çekecek. Emre dedim eski haline geri dön. Peki bozuldun mu sence o ara? Yani hafif bir bozulma hissettin mi? Ya bozulma değil de yıllardır o vermiş olduğun, müziğe vermiş olduğun emeğin karşılığını almaya başlayınca güzel bir özgüven geldi. Yani bozulmak bambaşka bir şey. Ben bozulduğumu hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü en başta yola çıkarken
Emre Kaya nasılsa aynı Emre Kaya'yı hayatım boyunca da devam ettirdim. O 5 ay sadece 5-6 ay bir özgüven patlaması yaşadım. O da olacak ama o kadar. Olmazsa sanatçı olamazsın. Yani onu bir en önce onu bir sindireceksin, hissedeceksin ki artık o özgüvenle hareket etmeye başlayasın. Onun peşine takılan zaten diğer şarkıların da her birinin güzel bir şekilde herkese pelesenk olması bana o özgüveni iyice artırdı ve beni mutlu etti. Peki şunu soracağım. Sen toplumsal olaylarda da gerçekten çok önde yer alan bir insansın. Ben yangınlarda da hatırlıyorum, depremde de hatırlıyorum. Evet. Çok fazla hani birilerine yetişmeye çalışıyorsun ve bunu çok da göstermeden yapıyorsun aslında. Yani bana sorarsan bazıları daha göstere göstere yapar. Evet. Ve gerçekten şuna da inanıyorum. Birisi gelip senin kapını çalsa dese ki ben mesela beni tanımasam bile ya Emre Kaya artık ne derse Emre abi ya benim çok iyi bestelerim var, sesim de iyi, ben bir şey yapmak istiyorum ama senin yaşadığın süreçten geçiyorum, kimse elimden tutmuyor abi dese, kapını çalsa ne yaparsın? Yani dinler misin, kulak ardı eder misin, ne kadar yardımcı olursun? Çünkü sonuçta sen de bu yola çıkarken yapayalnızdın. Ben sanmıyorum ki sen patlayana kadar birileri senin için bir şeyler yapmış olsun. Sen o insanlar için ya da gerçek inandığın insan için el uzatır mısın diye sorayım Emre. Sen yapmadığımı mı düşünüyorsun? Bilmiyorum aşkım. Orası da hep gizli kapaklı. En az var şu an 7-8 kişi ve bunlar benim arkadaşlarım ve şu an birçok insanın da dinlediği, yol yürüdüğü insanlar. Fakat ben onları da açıklamıyorum. Ben iyiliğimi hep kapatarak, üstünü kapatarak yaptım ve ben burada şunu da açıklayayım sana Duygu. Ne zaman iyiliğimin üzerine kapatarak yaptıysam bu bana hem maddi olarak hem manevi olarak acayip geri dönüşleri oldu. Evet, ve ben bunları hep yaşadığım için de ben hep böyle bunların üzerine kapatarak hareket ediyorum. 7-8 tane böyle arkadaşım var şu an hepimizin, senin de çok iyi bildiğin ve birçok insan tanıdığı zaten. Ben bilmiyorum mesela onların kim olduğunu. Evet. Ben nasıl bilmiyorum Emre ya, bana nasıl söyle? Yani Duygu sen çok fenasın. Kim ama onlar hemen söyle diyormuş. Ama bu böyle yani o insanlar başka dostlarımızın, başka arkadaşlarımızın da fikirlerini alıyorlar, bir şeyler oluyor ama hepimizin birilerinin hayatına dokunduğu bir şeyler var ve ben yapıyorum zaten bunları. Yapmaktan da son derece keyif alıyorum. Peki şunu soracağım. Şimdi bundan seneler önceki Emre Kaya'ya gitsen, desen, karşına alsan, daha bu işe yeni başlayan Emre Kaya'dan bahsediyorum. Çocukluğun değil, yeni hayalleri olan Emre Kaya'dan. Şu anki tecrübenle ona vereceğin ilk öğüt ne olur? Yani yaptığı bir hata var mı ya da iyi yaptığı şey var mı? Yürü oğlum, bunu çok iyi yaptın, ya da Emre ya şunu aslında yapmasan daha iyi olurdu falan deyip böyle karşına alıp konuşacağın Emre Kaya olsa ona ilk söyleyeceğin cümle ne olur Emre? Ya bu kadar iyi niyetli düşünme olurdu. Ne? Yani çünkü karşımdaki insanların, yani karşıma çıkan insanların 10 tanesinin 8'i çok iyi niyetli düşünmüyor. Sadece güler bir yüz ve maske artık insanları çözdüm yani. Bunu zaman öğretiyor insanlara. Hayat belki öğretiyor, tecrübe belki öğretiyor, bilmiyorum ama bunu öğreniyorsun. Ve öğrendiğim en net şey bu. Yani her yüzüne gülen, her seninle muhabbet ederken, konuşurken seni kendine yakın hissedermiş gibi davranan insana güvenme ve inanma. Gerçekten bu olurdu. Fakat bu da benim yapım ve karakterim ve ben böyle olmaktan da mutluyum. Çünkü kafamda filmlerle, kafamda beni yorucu tavırlarla ve tarzlarla hareket etmiyorum ve kafam çok rahat onun içinde. Yani plan yapmıyorsun. Ben hep iyi düşünüyorum. Evet, ben iyi düşünüyorum ve hep iyi oluyor. Yani günün sonunda hayatta belli şeylere ulaşabilmemiz için yaptığımız bir meslek zaten bu. Herkes parasını ve işini bir şekilde kazanmak için, yolunda daha çok ileriye doğru gidebilmek için herkesin bir mesleği var. Bu da benim mesleğim. Ve ben mesleğimde böyle pozitif düşündükçe her şeyin daha güzel olduğunu, her anlamda bana güzel geri dönüşlerin ne olduğunu gördüm ve bilmiyorum yani bu doğru bir şey mi, yanlış doğru bir şey mi? Doğru bir şey tabii ki. Yani neyi iyi yaparsan olsa da iyilik olarak dönüyor. Evet, ben pozitif olarak düşünüyorum ve şu an mesela Emre Kaya adına da Emre Kaya gelmesi gereken o bir level'dan bir level noktasına kadar kendini getirdi. Şimdi Emre Kaya'nın da kendine bir artık update etmesi gerekiyor. Yani bunda çok açık bir şekilde ben çok rahat her yerde de konuşuyorum. Ve sadece ben değil, birçok sanatçı arkadaşımızın. Biz artık bir sonraki level'ı hareket etmesi gereken konumlara geldik. Şimdi bu yeniden tanıdığımız bir yola çıktık. Hiç bilmediğimiz. Nedir o yol? Upgrade'den bahsettiğin şey ne Emre? Nasıl bir upgrade? Nasıl bir yol? Yani bu şöyle bir upgrade aslında. Artık şimdi bir insanların bir bilinirlilik halinde olan bir sanatçı var. Bir de halka artık mal olmak denilen bir durum var. Halka mal olma
durumu çok başka bir kapı, başka bir yol orası. Mesela kim, artık... kim olarak düşünebilirim onu, eskilerden düşünsem? Orhan Gencebay gibi mi, ne bileyim Cengiz Kurtoğlu gibi, Tarkan gibi mi, Sezen Aksu gibi mi? Halka mal yani, olmaktan evet, kasıt öyle mi yani? Yani hı-hı, kesinlikle aynen, bir Kenan Doğulu gibi, bir Hande Yener gibi, hı-hı, bir Gülşen gibi, bir hı-hı, Tarkan gibi. Şimdi bu insanlar artık halka gerçekten mal olmuş ve yolunu ve belli seviyelerini artık çok bambaşka noktalara taşımış insanlar. Bu insanlar şarkı çıkartmasalar dahi, doğru, her zaman halkın kalbinde prens ve prensesler olarak hayatlarına, yollarına devam edecekler. Bu kalitede ve artık belli şeyleri oturtmuş insanlar. Bu farklı bir seviye. Şimdi bir nasıl kompozisyon vardır? Giriş, gelişme ve sonuç. Hı hı. Biz artık giriş bölümünü geçip gelişmenin de böyle ortalarında bir noktadayız. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt. Sonuçta halka mal olmak yani, mı oluyor peki evet, buna göre? Anladım. Hayır, işte o sonuca geldiğin zaman konu zaten halka mal olmaya dönüşüyor. Ve artık bir şeyleri oralara getirebilmemiz için de artık o kapıları biz de daha yeni öğreniyoruz. Çünkü oradan henüz 50 defa geçmiş değiliz. Yani bu çıkıp Harbiye'de sadece bir konser vermekle, atıyorum çok iyi noktalarda konserler vermekle veyahut da devamlı bir yerlerde haberlerinin çıkmasıyla olan bir şey değil. Bu bambaşka bir seviye, durum. Doğru. Bu, evet, bu çok bambaşka bir seviye. Bu. Bunu en önce kabullenip ona göre bunun var olduğunu bilip ona göre adımlar atıp ona göre hizada ilerlediğin zaman zaten o durum seni direkt sonuca götürüyor. Şimdi ben benim bir şey söyleyeceğim. Bu. Yani ben bir şey söyleyeyim. Ben Emre'yi çok uzun zamandır tanıyorum. Yani ilk evet, işte şarkısından beri tanıyorum ve gerçekten çok hani aşırı sevdiğim insanlardan birisi. Konuşurken Emre sende daha manevi tarafın biraz daha arttığını görüyorum. Bu artık hani tecrübeyle mi, yaşla mı alakalı bilmiyorum. Ya da hani mesela yaptığın bir ritüel falan var mı? Ya da hani bazı böyle şeyler vardır ya, bir yerden sonra bir şey okuduktan sonra ya da yaş, mesela ben 40 yaşını geçtikten sonra iyice kafam aydınlandı. Örnek veriyorum, işte hiçbir şey takmamaya başladım. Her şey aman ya boş ver kafasına geçtim. Şimdi sende bir kırılma seziyorum ben. O kırılmayı nerede yaşadın Emre? Ben o kırılmayı şöyle söyleyeyim sana. Ben zaten çok küçük yaşlardan beri enerji ve frekansla ilgileniyorum. Bunu birçok insan zaten biliyor. Bunları da çok göz önünde ve ortaya çıkartarak yaşamıyorum. Gerçeklik benim için her zaman asıl olan durum. O gerçeklikten hiçbir zaman kopmadım. Benim dayım da böyle. Nitekim dayım da önemli bir müzisyendir. Onun aslında belki biraz da el vermesiyle o kafa yapısını anlamamla bu bana geldi. Yani Neşet Hoca ile Neşet Ertaş'la çok fazla yan yana kalma durumum oldu. Dur bir dakika. Şimdi bana geldi dediğin, el verme dediğin, yani böyle hani frekans falan derken bana biraz daha açsana. Çünkü ben bu konularla aşırı ilgili bir insanım. Hele ki diyorum ya, 40 geçtikten sonra hani bana böyle bunlarla gel, anladın mı yani? Bu evet, enerji, evet, frekans, el verme. Ben, sende bir el varsa, verilmiş bir el varsa, o el bana niye dokunmuyor karşım yani? Yani. Neredesin sen? Geliyorum. Bursa'da mıydı konser? Bu durum, bu el verme durumu aslında mecazi anlamda bir el verme durumu. Bu hissiyat olarak birine elimi sürdüm de bir şeyler biliyorum, okudum aşkım, biliyorum, ve buraya geçtiği gibi bir durum tabii ki değil. Fakat en önce işin mantalitesini çözüp bütün o üzerine yüklenmiş olduğun o günkü misyonun neyse onu hissederek karşı tarafa yaşadığın gibi hissettirdiğin sürece o istediğin sonuca ulaşıyorsun. Şöyle söyleyeyim sana, yerdeki karıncadan gökteki uçan kuşa kadar hepimiz, dünyadaki tüm canlılar birbirimizle bir bağlantı halindeyiz. Bir zincirleme connection halindeyiz. Hepimizde bir alıcı ve hepimizde bir verici var. Sen neyi düşünüyorsan, kainattaki, sen neyi hissediyorsan, neyi düşünüyorsan, kainattaki tüm canlıların hepsi senin isteğin olsun diye Tanrı'ya, Allah'a zikre başlıyor. Ve senin istediğinin olması için herkes bunun için çabalamaya başlıyor. Sen de bir şeyi dua ederken elini açıyorsun. Allah'a bir haykırıştır, Allah'a bir duadır. Olduğu zaman emin olabilirsin, yeryüzündeki tüm canlılar senin isteğin olsun diye Allah'a onlar da bir haykırışta, Allah'a onlar da bir frekanssal bir istekte bulunuyorlar. Ama bunu gerçekten düzenli olarak, istemek düzenli lazım olarak, değil mi? Düzenli olarak meditasyon yaptığın zaman, özellikle ben de mesela toprağa yatarak deniz kıyısına çok yakın bir yerde olduğum zaman, yani o iyotu burnuma çekebildiğim seviyede, mesafede olduğum zaman, yüksek bir yerde olduğum zaman benim isteklerimin çok daha hızlı olduğu ve ben bu olayların çok daha süratli harekete geçtiğini, frekanssal düzlemimin çok daha hızlı harekete geçtiğini ben bunu biliyorum. Fakat mesela İstanbul, gözünü kapat gece vakti, şehir uyuyorken bile bir uğultu vardır, bir dönem bir uğultu var. Burası birazcık karışık bir şehir. Burada çok fazla istediğim her şeyi o düzlemimi yaratabileceğim pozisyonda
pozisyon yok. Onun için ben devamlı şehir dışına çıkarım, bir ormana giderim, birazcık zaman geçerim, ayağımı toprağa basarım, o elektriklenme durumu vardır. Bunların hepsi insan hayatında bir faydadır. Bunların hepsinin detayına baktığınız zaman bunların hepsinin bir nedeni var. Bunların hepsinin bir insana verdiği bir sonuç var, sebep-sonuç ilişkisi var. Yani ben bunları çok küçük yaşlardan beri ailemden de bunları gördüğüm için bunlar benim için yemek yemek, su içmek gibi bir şey. Ben bunları sonradan edinmedim. Onun için bazı değerlere sahibim. Çok affedersin ama ben de insanlara karşı böyle çok basit konuşma şekilleri, tavırlar, tazlar bunlar bende yok. Çünkü bunlar bana itici geliyor. Çünkü ben bunların yanlış olduğunu ve bunların bana negatif olarak geri döneceğini zaman içinde ben bunların biliyorum. Şimdi konuyu şuraya getireceğim. Emre Kaya'yı gemin söylediğim gibi. Bu arada ben Emre Kaya değilim. Ben Emre Kaya markasına hizmet eden bir çalışanım. Ben de o markanın bir CEO'suyum. Ben Emre Kaya'yı bugün buraya kadar getirdim ve elimden geldiği kadar ekibimle, menajerimle, tüm etrafımdaki çalışan tüm ekip arkadaşlarımla beraber elimizden gelen biz her şeyi zaten yaptık. Ve bundan sonraki aşama içinde çalışmalarımız var. Bundan sonraki aşamalarımız içinde yapmak istediğimiz şeyler var ve tüm enerjimizi biz pozitif şekilde, o negatifin hiçbirine bağlanmadan biz bunlar için çalışmalarımızı zaten sürdürüyoruz. Şarkılarımızı yapıyoruz. Yeni projeler hazırlıyorum. Başka şeyler yapıyorum. Bu kalp atışı gibi bir durum zaten. Bir an yükseliyor grafik, bir an ortaya geliyor, bir an tekrar yükseliyor. Şu an Emre Kaya yapması gereken, o gelmesi gereken noktaya şu anki pozisyonu itibariyle kendini zaten getirdi. Bundan sonraki aşaması için çalışmamıza devam ediyoruz. Benim de keyfim inanılmaz yerinde. Maşallah. Bunu hepimiz, bu benim zihnimde oldu çünkü. Hı-hı. O bana geldi. Yani ben buna zihnen inanıyorum. Yarattığım, dağıttığım frekanslar olarak zaten ben buna inanıyorum. Biz bunu yaşıyoruz. Onun için o gün geldiğinde bunu tekrar ben sana konuşalım. Belki sana yine telefon edeceğim. Diyeceğim ki hatırlıyor musun? Konuşmuştuk diyeceğim. Sana bir şeylerden bahsetmiştim. Bak işte bahsettiğim buydu diyeceğim sana. Yani bunların hiçbirisi böyle lafta olan şeyler, hı-hı, değil. Biz bunlar için çaba sarf ediyoruz. Ben de aynı şekilde. Elimden ne gelirse yapıyorum. Ama her şeyin en başı duygu. Kesinlikle şu an tüm bizi dinleyen herkes için de söyleyebilirim. Sevgi. Sevgiyi hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Ben onu hiç kaybetmedim. Maşallah. Ve hiçbir zaman da kaybetmeyeceğim. Maşallah. Canım benim, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için Emre'cim. Rica çok ederim. Keyifli bir sohbet oldu. O gün geldiğinde beni mutlaka aramanı istiyorum. Tamam. Her zaman. Çok öpüyorum seni. Bizi dinleyenlere son olarak ne söylersin? Ya sevgiden şaşmasınlar. Bir de seni asla dinlemekten vazgeçmesinler. Senin her dinlediğimde zaten her programı dinlediğimde benim enerjim tavan oluyor. Sağ olasın. Kişisel olarak tanıdığım için de bir yandan acayip bir enerjik bir kadınsın ama radyo programın da öyle. Yani dinlediğin zaman keyfim yerine geliyor. Teşekkür ederim. Seni dinlemekten bence vazgeçmişsin. Çok teşekkür ediyorum aşkım. Kocaman sarılıyorum. Öpüyorum seni. Mwah. Dikkat et kendine. Selamlar herkese. Görüşürüz. Bay bay. Yepyeni podcast bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti. Yansıt.